Merhabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ASMR videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an burası çok sıcak. Genellikle soğuk oluyordu, klima çalışıyordu. Ama şu an klima çalışıyor, yine çok sıcak. Hakikaten yanıyorum. Hakikaten yanıyorum. Saçımı kestirdim bu arada, fark ettiniz mi? Bilmiyorum, bence kötü oldu ya. Kesemedi adam. Kesemedi gibi geliyor. 12 gündür yokum. Hatta 13. Belki bugün 14. Neredeydi bu Turgut? Neredeydi? Hani söz vermiştin arkadaşım sen? Hani söz vermiştin? Nereye gittin? Diyen arkadaşları duyuyor gibiyim. Duyuyorum onları. Instagram'ı takip eden arkadaşlar bilir ki kameram bozuldu. Ama şu an beni daha net gördüğünüzü düşünüyorum. Nasıl görüyorsunuz şu an? Şu an daha güzel değil mi? Kamerayı değiştirdik. Tabii kamerayı alırken bazı sorunlar yaşadık. Hem maddi hem böyle kargoyla sıkıntılar yaşadık. Hem alabilmek için parayı toparlamamız gerekiyordu. Böyle sıkıntılar yaşadığımız için biraz geciktik. Onun haricinde diğer kamera garantide olduğu için ona da video çekemedim. Kötü videolarda yapmamak amacıyla 12 gündür yoktum. Evet. Bugün ASMR videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sas ASMR biliyorsunuz. ASMR'lerin kraliçesi. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Bu Magnum'dan çıkan sesler gerçekten beni benden alıyor. Hakikaten beni benden alıyor. Böyle Instagram'da gezinirken reklamlarını görüyorum veya ASMR videolarını görüyorum. Böyle izliyorum canım çekiyor. Böyle kıtır duyuyor. Genellikle reklamlarda oynattıkları veya ASMR videolarında gördüğünüz gibi çeken insanlar ağızları falan dişleri çok güzel oluyor. Bunu ısırınca falan gerçekten bir hoş oluyorum. Bu da üfledikçe üflüyor yemin ederim. Üfle ablam. Serinleyelim, zaten yandık burada. Oh! Şöyle şuralara doğru. Şuralara doğru üfle. Götür bakalım. Neyle bu, klasik mi? Duyuyor musunuz? Çok güzel değil mi ya? Bunu ben acaba gerçeğini mi yapsam? Ya Magnum falan değil de salatalık yesek. Salatalık yesek. Katır kutur. Oo. Şu an çok rahatladım gerçekten. Bu sesler beni alıyor ya. Beni benden alıyor gerçekten. Götür ablama yarasın. Yarasın benim Korelime. Koreli midir, Çinli midir? Ama şunu anlayamıyorum sebebini bak. Yerken ağzına dikkat edin, yamuluyor böyle, çarpılmış gibi. Bak böyle bak az önce bak gördün mü ben? Yamuluyor, bir şeyler oluyor, anlamıyorum sebebini. Birazdan gene yamulacak. Bak şimdi bak. Üfleme, yamulsun ağzım, bekliyoruz bak. Bak yamulacak, bekleyin. Bir de oynuyor falan. Değişik bak. Ha, bak yamuldu az önce, gördünüz mü? Çok ilginç. Niye yamuluyor, çarpılmış mı bu, ne yapmış anlamadım. Yemek yerken çarpılmış mı, ne yapmış? Kuru buz efektini seviyormuş. Şu tarafa doğru üfle, o tarafa su, bu tarafa gidiyor. Şöyle üfle, şöyle yandık. Şöyle yüzüme doğru üfle. Çok iyi ya, gerçekten. Ama çarpılmasaymış iyiymiş. Bitirdi valla. Yarasını ablama köküne kadar. Yeah. Yani. Dondurmanın sonuna kadar bitir. O manada söyledim. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek istemiyorum. Bu da bademli. En çok bademliyle beyazı seviyorum. Siz hangisini seviyorsunuz? Üfle yeter artık. Hakikaten üfleme ya. Anladık, oraya kuru buz koymuşsun. Akıllı, mantıklı bir hareket. Güzel bir efekt katmış ama ona birazcık su koyman lazım ki böyle fokurdasın biraz daha. Ben bu ne mutluluktur anlayamadım gerçekten ya. Böyle bir mutluluk yok. Ben hiç sevmem meyve. Bu dans ediyor ya. Psikopat manyak dans ediyor. Ateşli falan yollayalım. Ateşli yollayaydık iyiydi. Biz yollayabilir. Ne oldu bu videoda bana ya? Bu videoda bana ne oldu? Niye böyle edepsizleştim ya? Pavyonlarda falan yolluyorlar ya böyle ateşli meyve. Hadi ablam afiyet olsun. Küçük elmalar. Amasya elması herhalde. Nereden buldu orada bilmiyorum. Türkiye'den getirtmiş herhalde. Şu ortadakini görüyor musunuz? Yani ortada böyle delikli delikli incire benzeyen bir şey var. Onu merak ettim ne olduğunu. Çok güzel. Çok güzel diyor elmayı. Hiç sevmem ama. Hiç sevmem ama. Güzel can, insan can çekiyor yani. Yapacak bir şey yok. Sıra geldi karpuza. Karpuza hayır diyemem. Çok güzel gözüküyor. O bir de çekirdeksiz karpuzlar var Migros'ta. Böyle siyah inci mi diyorlar, bir şey diyorlar. Hiç çekirdek yok. Böyle karpuzun ortası gibi. Çok güzel. Çok büyük ısırıyor. Vallahi çok büyük ısırıyor. Korktum. Oh! Yarasın tosunuma benim be. Ananas. Ananası da severim. Biraz portakala benziyor. Genelde sevdiğim meyveler demek ki benim egzotik meyveler ya. Ananas. Mango sevmem. Şeyi de sevmiyorum, o içinden su çıkıyor ya, neydi lan onun adı? Kokonat. Neydi o, Türkçesi neydi onun? Ben de şu an yabancıyım gibi oldu ama Türkçesi neydi onun? Türkler nasıl diyor falan gibi oldu ama. Neydi ya, Hindistanca bize.
Ananasla ilgili küçükken çok güzel espriler yapardık. Şey gibi hani, pazarda ananas aldırdım falan gibi espriler yapardık. Aa, nasıl gülüyorduk bu esprilere, hayret ediyorum. Nasıl gülüyorduk, siz de yapıyor musunuz? İşte onu merak ettim, onun ne olduğunu. Papayaymış. Hakikaten merak ettim yani, güzel bir şeye benziyor. Böyle rengi falan çok hoş. Acaba tadı nasıldır? Hakikaten canım çekti şu an bundan benim. Kabağa falan benziyor ama hakikaten canım çekti yani. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Tropik inci gibi bir şeymiş. Çayı da yapılıyormuş ama hiçbir fikrim yok yani. Çok garip bir şekli var, böyle jellyfish gibi. Bak gene İngilizce konuştum. Gene İngilizce konuştum. Deniz anası gibi bir şey bu ya. Çok garip. Ama sesleri çok güzel. Duyuyorsunuz zaten. Ben ne kadar konuşsam da duyabiliyorsunuz. Çünkü bu ablamız sesi sonuna kadar açmış. Ne olduysa duyuluyor bak. Çok güzel gibi. Hadi ye. Oh, nasıl dökülüyor bak, havyar gibi. Bak canım çekti şimdi havyar. Canım çekti şimdi havyar da. 2-3 günde bir yemezsem olmuyor gerçekten. Yani yapamıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor ya. Alışkanlık, anlatabiliyor muyum? Küçüklükten kalma bir şey. Bu YouTube'lar falan. Hiç havyar yemedim bu arada. Ciddiye almayın ya. Arada ciddiye alanlar oluyor çünkü, biliyorum. Oh. Yarasın tosunuma be. Gıcık gıcık. Jellyfish gibi. Jellyfish gibi. Deniz anası gibi. Siz Türkler nasıl diyor? Jellyfish. Afiyet olsun benim tosunuma be. Afiyet olsun ablama. Ağzında yamutmasa. Bence bilerek yapıyor böyle. Hani ağzından sesler çıksın diye ağzını açmak istiyor. O da çiğnerken böyle falan derken böyle öyle gidiyor. Böyle gidiyor. Yani bir şey değil. Bak şimdi normal çiğniyor mesela ama ağzını açtığında ses gitmesi için yamuluyor ağzı. Böyle sürekli böyle böyle böyle, böyle falan oluyor. Kızartılmış yengeç mi yiyor, ne yiyor, ben anlamadım ya. Yazık, o yengeci düşünsenize böyle kumsallarda yürürken hiç böyle olacak. Hiç böyle olacağını tahmin eder miydi bak. Hani harcına bulayıp kızartmışlar, üstüne de susam atmışlar hayvanı. Hani çok ilginç gerçekten. Böyle garip yani. Yani biz pane harcına tavuk falan kızartıyoruz ama hiç böyle canlı bir şeyi, yani canlı gibi gözüken bir şeyi kızartmadım. Ne anlatmaya çalıştım ben de bilmiyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Direkt kendisini bulayıp kızartmışlar yani hayvanın. Direkt yengeç gibi gözüküyor. İçinin etini metini yapsalardı iyiydi. Yazık hayvana. Bir ikiye böldü hayvanı. Ne güzel o kumsallarda, yazık. Annesiyle bacısıyla. Ne güzel böyle yan yan yürüyordu. Şimdi bunu pane harcına bulayıp kızartmışlar. Sağdaki soldaki havyarları da renklendiriyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlar? Böyle mi oluyor? Havyar değil miydi o? Anlamadım. Kıl var onun altında. Yeme bak, yapışmış bak. Uçuyor bak, gitti. Gözünün önüne bak. Çok garip sesler gelmiyor mu ya? Çok garip sesler geliyor. O havyar değil galiba. Bak. Ne bu? Plastik bir şey mi yiyorsunuz? Ne yiyorsunuz siz ya? Ne bu? Ne olduğunu bilen var mı? Bak. Katır kutur yiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Çok şaşırıyorum şu an. Şu an çok şaşırıyorum. Bak gene kıl gibi bir şey vardı. Nasıl yapışıyor ya? Gene yamuluyor ağzı. Gene yamuluyor. Psikopat manyak ya. Yemin ederim psikopat manyak. Ne bu? Deve kuşu yumurtası mı bu? Ne bu ya? Bak bak bak. Haşlamış onu. Yiyecek şimdi. Günde bir yumurta diyordu diyette. Günde bir yumurta diyordu diyette. Bundan yedim. Niye kilo alıyorum diyetisyen bey? Bir yumurta yiyorum günde ya. Sadece bir yumurta. Oh bak nasıl kesiyor bak. Nasıl kesiyor bak, jelatin gibi. Küçücük. Bu yumurta çok ilginç bir şey, biliyor musunuz? Ne kadar büyük olursa olsun, küçük yumurtalarda, büyük yumurtalarda. Mesela deve kuşu yumurtası tek bir hücre mesela. Tavuk yumurtası da öyle. O içindeki sarı şey var ya, o çekirdeği. Dışarısındaki de sitoplazma diye düşünüyorum, öyle yani. Benim bildiğim o. Tek bir hücre. Sonra onlar böyle bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. Tavuk oluyor, bir şeyler oluyor, değişik değişik. Şu an oralarda bir yerlerde endoplazmik retikulumu görür gibiyim. Sanki. Hani söyleyebildiğimi anlayın diye yaptım bunu. Söyleyebiliyorum ya. Herkes söyleyemez. Herkes söyleyemez. Bu da bendeki bir yetenek. Yani çok büyük bir sesi yok ama hani bu yumurtayı yemesi zaten değişik bir şey. Bunda böyle bir ses yok. Genelde böyle şeyleri yerken yanında salatalık yerdi ama yemiyor artık. Ha, gerçekten güzel diyor. Çok seviyormuş bunu. Kişisel zevkiymiş. Kişisel zevkiymiş. Oh, yarasın tosunma ben. Yarasın. Yarasın be. Ne yedin ablam be? Ne yedin be?
Sevmesem de canım çekiyor. Size de öyle olduğunu biliyorum. Yiyemedi bak. 5 dakikadır izliyorum, yiyemedi, bitiremedi. Anca elindekileri yiyor. Elindekini bırak da onu ye. Bitiremedi. Abi bu salatalığı niye böyle kocaman seçtin sen? Amacın neydi? Niye yani? O küçükleri minik küçükleri vardı böyle kukumber. Minik kukumberler vardı. Niye onlardan yemiyorsun? Kukumber neydi ya? Siz Türkler nasıl diyor? Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Kukumbere ne diyordunuz siz ya? Neydi Aytaç? Salatalık, salatalık. Aynen. Ben çok yurt dışında yaşadığım için bilemiyorum ya. Alışamadım sizlere de. Ondan dolayı böyle oluyor. Yoğurda da batırıyor bak. Yoğurda da batırıyor. Cacık yapıp cacık yapıp yiyor. Hiç uğraşmadan cacık sana. Nane de dök üstüne. Tam mis. Ama sesleri çok güzel bak. Dinleyin şimdi mesela bak. Ben huzura eriyorum şu an bak. Duyuyorsunuz. Çok güzel sesleri var. Bak bak bak. Hadi ısır. Hadi ısır ablam. Ne oldu, niye bekledin? Niye bu kadar bandırıyorsun ya? Büyük mü ısıracaksın? Çok ilginç, yemin ederim çok ilginç ya. Ben de yapacağım böyle şeyler. Bir tane böyle bir video yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Böyle bir video yapayım mı? Önümüze de koymuş koca salatalığı. Şunu çek bari gözümüzün önden ya. Afiyet olsun benim tosunum. Bu hakikaten tosun ama biraz. Bu hakikaten biraz toraman. Belli yani suratından. Salatalık. Gerçi salatalık o kadar kalorili bir şey değil ki. 3-5 kalori bir şey var. Sadece sudan ibaret o. Bunu da bitirirsen gerçekten seni tebrik edeceğim yani. Hakikaten tebrik edeceğim bunu da bitirirsen. Cidden tebrik edeceğim. Vallahi bitirdi. Tebrik ediyorum. Toraman ablam. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Pıtı pıtı yağ olsun. Topak topak et olsun. Biz gidiyoruz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Neyse gençler, bir videomuz daha sonuna geldik. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kameramız çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor ya. Çok net görüyorsunuz beni abi. Bütün çirkinliklerimi görebiliyorsunuz. Ama daha güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız aşağıdan like tuşuna gömçürüp yorum atabilirsiniz. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.